Silahlı gücüyle ilgili çarpıcı rakamlar verdi. Yalnızca şehirlere indirilen ve şehirlere dağıtılan silah miktarının 80 bin olduğunu biliyoruz. Emekli asker Mete Yarar, PKK'nın şehir çatışmalarına giren gençlik yapılanmasındaki rakamın son dönemlerde yükselmesine dikkat çekti. Gençlik yapılanması dediğimiz değişik isimlerle anılan grubun eğitim aldığı yer artık Suriye. Oraya gidip de bu tür eğitimleri alan sayının yaklaşık 25 bin civarında olduğunu biliyoruz. PKK'nın en fazla militanı olduğu dönemlerde bile, silah kullanmayı bildiği dönemlerde bile bu sayı hep 5 bin. Son dönemlerde etkisiz hale getirilen ya da ölü ele geçirilen teröristlerin yaş ortalamasının 16-18 arasında olduğunu söyleyen Yarar, örgütün özellikle bu yaştaki gençleri güvenlik güçlerine karşı son saldırılarda nasıl kullandığını bir örnekle açıkladı. Silopi'deki 4 polisi, özel harekatçıyı şortlantı için antitank mayını döşeyerek patlatan, daha sonra araçların içinde şehit eden kişinin yaşı 1999 doğumlu. 16 yaşında ve ortaokul öğrencisi. Mete Yarar başta PKK olmak üzere çeşitli örgütlere katılmak için giden ve silahlı eğitim alan öğrenci düzeyindeki sayının yaklaşık 40 bin civarında olduğunu ifade etti. En büyük riskin ne olduğunu anlattı. Silah kullanmayı öğrenmişler ve silahlı mücadeleyle bir şeylerin elde edeceğini hissine kapılmışlar. Bu öğrenciler okullara gelecekler ve öğretime başlayacaklar. Bu gelinen noktada sizce okullarda çıkacak çatışmaların veya okulda yaşanacak gerilimler ne olacağını zannediyor Türkiye? Doğu ve Güneydoğu'daki ilçelerde örgütün çatışmalarda kullandığı silahlı terörist sayısının 50-60 civarında olduğunu söyleyen Yarar, polisin yaptığı operasyonlarla ilgili polis hakkındaki yanlış bir kanıya dikkat çekti. Fazla bir baskı veya silah kullanma açıkçası orada yaşayan insanların da hayatlarını kaybetmenin yolu açabilir. O yüzden yavaş yavaş yapılan bir operasyon olduğu için şöyle bir kan oluşmaya başladı. Şehir aslında çok büyük bir şekilde mücadele ediliyor ve polisler de giremiyor. Tam tersine polis yavaş yavaş girmeye çalışıyor ki insanlar hayatlarını kaybetmesinler.